Yaklaşık 200 yıl önce geliştirilerek dünyaya yayılan homeopati ile tedavi yöntemi ülkemizde de giderek yaygınlaşıyor. Homeopati yöntemiyle amaç benzeri benzerle tedavi etmek. Uzmanlara göre her hastalığın bir enerjisi ve duygusu mevcut. İşte bu yöntemle tedavi anlamına gelen homeopati ile hastalığınızın altında yatan nedene ulaşmak ve şifa bulmak mümkün. Homeopati bana göre geleceğin tıbbı. Çünkü homeopati hastalıkların derinlerdeki nedenlerini bulup tedavi etme sanatıdır. Yaradan'ın hiçbir kuluna garezi yoktur. Herkes hastalığını kendisi yaratır. Günümüzde giderek yaygınlaşan alternatif tıp örneklerinden biri de homeopati. Nükleer tıp uzmanı Doktor Azem Çobaner, homeopatiyi açıklarken her hastalığın bir duygusu olduğunu, bu yöntemle de hastalığın kökenine inerek tedavi edildiğinin altını çiziyor. Bu kişilerin iç dünyalarında ya da bilinçaltlarında bir takım o kişiye özgü hasarlar oluşur. Homeopati bunu tedavi etme sanatıdır. Zaten hastalıkların kaynağında da bu tür olaylar yatıyor. Örneğin pek çok korku, işte yükseklik korkusundan tutun bir takım kedi, köpek, böceklere karşı korkuların da altında daha önceden bunlarla ilgili bu kişiler korkutulmuş olabilir ya da böyle bir örneğin köpek saldırısı yaşamıştır ömrü boyunca. Köpekten korkmaya başlar. Bunun gibi pek çok korkular ya da bir takım karakterle ilgili, huyla ilgili, zaaflarla ilgili sıkıntıları homeopatiyle tedavi etmek mümkün. Bu yöntem sadece duygu durumlarını düzeltmekle de kalmıyor. Sırf bu duygularla ilgili değil, bir takım fiziksel rahatsızlıkları da düzeltmek mümkün. O yüzden homeopati için ben geleceğin tıbbı diyorum. Her hastada mutlaka homeopatiyle tedavi edilecek bir şeyler çıkıyor. Ozon tedavisinin yanı sıra hastayı ben ayrıca bu yönden de değerlendirilerek daha kalıcı iyileşmesi, daha iyi iyileşmesi ve yaptığımız uygulamaların uzun etkili olması için bu tedaviyi ilave ediyorum. Kişinin şikayetine göre farklı tedavi yöntemleri uygulamak mümkün. Bunun yanı sıra homeopati dışında yine uyguladığımız visceral manuel terapi, nöral terapi gibi yine tedavi edici ve vücutun immün sistemini dengeleyici, vücutun kendi kendini iyileştirme sistemini harekete geçirecek ayrıca uyguladığımız farklı farklı yöntemlerimiz de mevcut.